zaman ben her zaman diyorum. Ben diyorum bugün muhacirliği ortaya çıkma sebebini soracak olursanız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüdür. Diyor ki ben Kur'an'ı Türkçe'ye çevireceğim ki herkes Arap oğlunun ne kadar saçmaladığını görsün. Bu yani bu adamın maal yapmadaki amacı yani Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirmesindeki amacının bu olduğunu söylüyor. Yani bazılarım diyor ya mesela Cübbeli Ahmet çıkmış öve öve bitiremiyor. Diyor ki efendim Türkçe'ye maali çevirmiş onun sayesinde yüz binlerce insan Kur'an-ı Kerim'i okumuş anlamını bilmiş bilmem ne ama önemli olan niyetidir. Bu adamın onu Türkçe'ye çevirmesindeki gayesi aslında Allah'ın dinine olan nefretini ve kinini kusmuş. Kendisi açıkça söylemiş. Demiş ki istiyorum ki Arap oğlu yani Arap oğlu kastettiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Arap oğlunun ne kadar saçmaladığını, hevasına göre, aklına göre bu dini uydurduğunu, bu şeyleri uydurduğunu herkes görsün ki herkes İslam dininden dönsün. Bu dini terk etsin, bu dinden uzaklaşsın. İşte bu da nedir? Süfyan'ın bir niteliğidir. Ondan dolayıdır mesela ben her zaman derim. Mealcilik, bu mealcilik Atatürk'ün dinsizlik projesiydi yani. İstiyordu ki herkes maal okusun, herkes Kur'an'a kendi aklını arz etsin, ayetlere hevasına göre yorum yapsın. 1400 yıldır şeytanın bozamadığı Allah'ın hukukunu insanlara bozdursun. Ki başarılı oldu mu? Evet. Şu anda Kur'an-ı Mubin'i koy ortaya, 1000 adam konuşacak. Hiçbiri de ne Allah'a, ne Resulüne, ne İslam'ın esaslarına göre konuşacak. Hepsi hevasına, nefsine, şeytanın onları kışkırtmasına göre hareket edecekler. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün Fitan 125'te bildirdiği üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Süfyan'dan haber verdiği zaman şöyle buyurmuştur. Yani manen şöyle diyor. Çoğu kere ise onun harikalarından bahsedilecek. Onun ne kadar dahi, ne kadar zeki, ne kadar mükemmel bir komutan, ne kadar iyi bir yönetici olduğunu aslında insanları nasıl kurtardığından, insanları nasıl yönettiğinden, ne kadar şu olduğundan bahsedilecek. Onun komutanlığından, liderliğinden bahsedilecek. Yani bugün mesela baktığınız zaman böyle süfyanlar için ne diyorlar? Başkomutan diyorlar. Başkomutan diyorlar. O bizi Yunan'dan kurtardı, bizi Bulgar'dan kurtardı, bizi ondan kurtardı, bizi buradan kurtardı. Başkomutan tabirinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların harikalarından, zekalarından, en önemlisi komutanlıklarından bahsedecek. Evet, entrikayla, anlıyor musunuz? Tırışkayla ve hile desiselerle bu insanların nasıl iktidara geldiğini, nasıl insanları oyunlar ve hilelerle şey yaptıklarını anlatıyor. Hatta mesela bazen mesela bu konularda konuştuğumuz zaman biz adamlar kalkıyor ne diyor biliyor musunuz? Bunun geçmişte İslam'ı kullanarak nasıl iktidara geldiğini hala anlayamayan insanlar diyorlar ki ya adam hutbe vermiş, adam namaz kılmış, adam şunu yapmış, adam dini kurtarmış, adam diyaneti kurmuş, adam şunu yapmış, adam bunu yapmış diye övüyorlar. Sizse hala kalkmışsınız bu kadar dindar bir adama saldırıyorsunuz. Demek ki bu adamlar kendi niyetlerini çok güzel gizlemişler. Kendi küfürlerini, kendi sapıklıklarını, kendi niyetlerini muazzam gizlemişler. Nereye kadar? Tam iktidar ve güç ellerine gelinceye kadar. Sadece baktığınız zaman çok az alimin, çok ferasetli ve dirayetli insanın bunun niyetini farkına vardığını görüyorsunuz.